Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu daimen ebeda. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Değerli gönül dostlarım, inşallah bundan sonra Saadet-i Dair'in programında Kanal 5 ekranlarında beraber olacağız. Bugüne has olarak Arafat olma hasebiyle programımız çarşamba günü yaptık inşallah. Önümüzdeki hafta sonu inşallah, bu önümüzdeki cumartesi değil, bir sonraki cumartesi günlerinde her akşam saat 20.30'da inşallah Saadet İdare'nin programında beraber olacağız. Değerli gönül dostlarım, bugün malumunuz üzere bugün Arafat'tır. Bugün mübarek bir gündür. Bütün hüccacın hacı olabilmesi için Arafa'ya yürüyüşüdür. Telbiyelerle, tehlillerle, tekbirlerle bütün hüccac Arafa Dağı'na hareket etmiştir. Çünkü Arafa Dağı'nın önemi ve fazileti büyüktür. Ki Adem aleyhisselam babamız cennete yaratıldığı zaman Cenab-ı Hak Adem aleyhisselam babamıza cennetin bütün nimetlerinden istifade edebilirsiniz. Ama ve la takrabe hâzihi şecere, ey Adem ve Havva, şu ağaca ilişmeyin, eğer buradan yerseniz zalimlerden olursunuz diye devam eden ayeti kerimelerde fe ezellehumeş şeytan, şeytan aleyhilâne Adem aleyhisselam babamızı ve Havva anamızı zilliyete getirerek Allah'ın yasaklamış olduğu o ağaçtan yediler. Ve Cenab-ı Hak Adem aleyhisselam babamızı ve Havva anamızı yeryüzüne at. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın yasaklamış olduğu bir yasağı işlemişlerdi. Yeryüzüne atıldıkları zaman Adem aleyhisselam ile Havva anamız haya ediyorlardı, utanıyorlardı, ellerini açıp tevbe etmekten dolayı. Ve Adem aleyhisselam bir taşı gördüğü zaman ardına kaçıyor, bir ağacı görünce arkasına sığınıyor. Cenab-ı Hak Adem aleyhisselam babamıza, ey Adem, etefirru minni, benden mi kaçıyorsun? Evet ya Rabbi, niçin? Çünkü senden haya ediyorum. Ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz haya konusunda değerli gönül dostlarım şöyle buyuruyor. El hayâ'u minel iman ve men la hayâ'e lehu la dîne leh. Haya imandadır. Hayası olmayanın imanı da olmaz. Hayanın bu kadar önemli olduğunu da Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam vurgulamaktadır. Daha sonra Hazreti Adem aleyhisselam babamız ve Havva anamız uzun bir zaman sonra hep haya ediyorlar. Başları önünde, başlarını kaldırıp semaya bakamıyorlar, ellerini kaldıramıyorlar, utanıyorlar. İşte o utanma duygusu da yine anadan babadan bütün beşeriyete intikal etmiştir. Uzun bir zaman sonra Arafa Dağı'nda Hazreti Adem aleyhisselam babamız ve Havva anamız orada birleştiler. İşte Arafa onun için çok kıymetli, çok mühim. Bütün hüccacın orada mutlaka bulunması gerektiği bir mekandır. Çünkü Peygamber Rişan aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde de "Men vakafe bi arafe fehuve haciyyun." Kim Arafa dağında vakfada bulunursa o zaman dilimi içerisinde orada hasta da olsa, baygın da olsa o vakfe esnasında Arafa Dağı'nda bulunduğu takdirde hacıların sınıfına evet ilhak olur. O da İslam'ın 5 esasından biri olan hac farzasını yerine getirmiş olur. Adem aleyhisselam Arafa Dağı'nda Havva anamızla birleşince ellerini kaldırıp ve şöyle dua ettiler. Ya Rabbi, ismin karşısına yazdığın isim hürmetine bizleri affeyle diye dua ve niyazda bulundular. Uzun bir zamandan sonra Arafa Dağı'nın başında Adem aleyhisselam babamız, Havva anamız, Hazreti Peygamber aleyhisselatü vesselam Efendimiz'i tevessül etmek suretiyle duada ve niyazda tevbede bulunuyorlar. Allahu Teala Adem aleyhisselam babamıza, ey Adem, o ismi nerede gördün? Şöyle cevap verdi Adem aleyhisselam,
lemma halaktani ve nefaktani ve nezertu ila arşike mektubun la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Ya Rabbi, cesedimi oluşturur oluşturmaz, cesedime ruh verince gözlerimi açar açmaz, arş-ı alanın üzerinde la ilahe illallah Muhammedun Resulullah'ın yazılı olduğunu görünce, kendi isminin karşısında Muhammed isminin yazılı olduğunu görünce, ben anladım ki en çok sevdiğin peygamberin kulun o Muhammed aleyhissalatu vesselam'dır. Onun için onun hürmetine bizi affeyle diye dua ve niyazda bulundular. Cenab-ı Hak Arafa dağında Hazreti Adem aleyhisselam babamızın tevbesini kabul etmiştir. Onun için Peygamber Zişan aleyhisselatu vesselam Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. Kim Arafa dağına gider, Arafa günü Arafa vakfasını eda ederse Allah-u Teala o kişinin geçmiş bütün günahlarını affeder. Ama bir günah müstesna, o nedir? Şüphe ederse bir hüccac bugün Arafa'da vakfa yapan hacıların bütün günahların af olunacak müjdesini 1400 sene önce Peygamber Nişan aleyhissalatu vesselam Efendimiz tarafında müjdelenmiştir. O günün hacıları, bugünün hacıları kıyamete kadar bütün hüccac vakfada bütün günahları af olunur ama bir günah müstesnadır. O nedir? Acaba benim günahlarım af olundu mu, olunmadı mı diye şüphe edenin günahları müstesna. Ama şeksiz ve şüphesiz Allah Adem aleyhisselam babamızın duasını kabul edip, tevbesini kabul edip onu affettiği gibi bizi de affetmiştir. Bugün Allah'ın affına mazhar olmuşuzdur diye inanan hüccacın tamamı bugün Arafa dağında af olunuyor. Adeta bir arıtma cihazı ben diyorum. Bütün ibadetler, namaz olsun, oruç olsun, zekat olsun, hac ve bütün farizalar müminler için adeta bir arıtma cihazıdır. Peygamber İlişan aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyorlar. Minel salati ilas salati kefaretu lima beynehuma. Minel cumu'ati ilal cumu'ati kefaretu lima beynehuma. Minel من العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما من الحج إلى الحج كفارة لما بينهما صدق رسول صلى الله عليه وسلم. Allah Resulü buyuruyor, bir namaz diğer namazın arasındaki günahlara kefarettir. Bir cuma diğer cuma namazının arasındaki günahlara kefarettir. Bir ümre diğer ümrenin arasındaki günahlara kefarettir. Ve bir hac diğer hacın arasındaki günahlara kefarettir. Ki Peygamber Nişan'ın aleyhissalatü vesselam Efendimiz en hayırlı hac, en makbul hac da el-accu vel-seccu, yani bolca lebbeyke telbiye sesleriyle telbiye getirmek ve kurban kesmek suretiyle, kan dökmek suretiyle o hac makbuldur. Bugün bütün hüccac Arafa dağının başında telbiye sesleriyle lebbeyke Allahümme lebbeyk, لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك sedalarıyla bembeyaz kelebekler gibi izar ve rida denilen iki örtüye bürünmek suretiyle adeta kefeni giymiş bir şekliyle evladı, iyali, çoluğu, çocuğu, mali, mülkü, serveti ve makamı, dünyayı terk etmek suretiyle huzur-i ilahide vakfada bulunuyor. Vakfa demek durmak, huzur-i ilahide vakfayı yapmak suretiyle bütün günahlarından inşallah arınmış olacaklardır. Evet, Peygamber Nişan buyuruyor, Bünyel İslamu ala khamsin şehadeti en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve ikamu salati ve ita'u zekati vel haccı ve savmu ramadan fe innel haccı hitamul emri ve temamul islam. Efendimiz aleyhissalatu vesselam, Ravahul Bukhari, Müslim, Ebu Davud, ekseru sahabe, minel ensar vel muhacirin rivayet etmiş olduğu bu hadis-i şerifleri de İslam 5 esas üzerine bina edilmiştir. Birinci temeli kelime-i şehadet ki eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü demek suretiyle İslam'ın sarayına girilir. Ve önemli ikinci temeli ise 5 vakit namaz.
ve diğer bir temeli ise Ramazan ayının orucu, malımızın zekatı, beşincisi ise hacımızı eda edişimizdir. İşte müminler bugün Arafa Dağı'nda vakfede bulunmak suretiyle, çünkü hacın da en büyük rükünlerinden birisi de vakfeyi Arafa Dağı'nda yapmaktır. Yapmak suretiyle bugün hacıların sınıfına ilhak olmuştur. Cenab-ı Hak bu aşkla ve heyecanla tütüşüp yanan bütün kardeşlerimize o mukaddes, o mübarek beldelerin ziyaretlerini nasip eylesin. Bütün mümin ve müminat kardeşlerimize hacı olmayı nasip eylesin. Gerçekten muazzam bir atmosfer. Şimdi oradan da inşallah hacılar vakfeyi yaptıktan sonra akşam namazını, yassin namazını tehir edecekler. Ve Arafat'ta akşam namazını kılmadan Müzdelife'ye doğru Hüccac harekete geçecektir. Ve orada da arabalarla ve yayan bir şekliyle Arafa Dağı'ndan Müzdelife'ye doğru gelecekler. Çünkü Müzdelife'de de, değerli gönül dostlarım, Müzdelife'de de Hüccac yine ikinci bir vakfa yapıyor. Hac ibadetini eda ederken iki vakfa mevcuttur. Arafat vakfası, ikincisi ise Müzdelife vakfası. Arafat vakfası farzdır ve Müzdelife vakfası ise vaciptir. Akşam namazını tehir etmek suretiyle Müzdelife'ye geldikten sonra Hüccac orada akşam ve yatsı namazlarını da tehir etmek üzere akşam ve namaz yatsı namazlarını da orada eda edecekler. Ve orada da sabah namazına kadar duada, niyazda ve zikirde bulunacaklar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Fezkurullaha inde meş'aril haram. Müzdelife'nin diğer bir adı, ismi ise, değerli kardeşlerim, evet Müzdelife'dir. Müzdelife'nin diğer ismi ise meş'aril haram'dır. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz sabah namazına kadar orada duada bulunmuştur, niyazda bulunmuştur. Arafa Dağı'nda Peygamber Dişan aleyhissalatü vesselam Efendimiz ellerini kaldırdı ve dua etti. Şöyle dua etti. Ya Rabbi, bütün ümmetimi affeyle, iman etmiş ve edecek bütün ümmetimi affeyle diye dua ve niyazda bulundu. Peygamber Rişan aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e Cibril-i Emin aleyhisselam tarafında evet müjde geldi. Ey Muhammed, Allah senin ümmetinin bütün günahlarını affetti ama kul hakkı müstesna. Peygamber bunun üzerine sevinmedi. Müzdelife'ye gelince, Müzdelife vakfasını eda edince Peygamber İhsan aleyhissalatü vesselam bunun üzerine yine sabah namazına kadar ellerini kaldırıp dua ediyordu. Ya Rabbi, bütün ümmetimin af olmasını senden diliyorum. Çünkü o yüce Peygamber aleyhissalatü vesselamın tek bir derdi vardı. O da ümmetiydi. Dünyaya geliş itibariyle Safiye Hatun, Şifa Hatun şöyle diyorlar, Amine Hatun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin elleri yerde, başı semada idi. Daha dünyaya gelir gelmez ümmeti, ümmeti diyordu. Hazreti Ali radıyallahu teala anhu keremallahu ve cev öyle buyuruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem son nefesini vermeden önce yine kulağımı onun mübarek dudakları üzerine koydum. Yine ümmeti, ümmeti diyordu. Ya Rabbi, ümmetimi isterim. Ya Rabbi, ümmetimi isterim. Yine yarın mahşer gününde herkesin nefsi, nefsi diye feryat edeceği bir anda o Peygamber Rişan aleyhissalatü vesselam secdelere kapanarak ümmeti, ümmeti diyecek. Ya Rabbi, ümmetimi isterim. Ya Rabbi, ümmetimi isterim. İrfe ra'sek ya Muhammed diyecek Cenab-ı Hak. Başını kaldır ey Habibim. Ne istesen sana ikram edeceğim. İşte o peygamberin dünyaya geliş itibariyle son nefesini vermeden ve ahirette de tek bir derdi olacak. Onun derdi ümmetiydi. Müzdelife vakfasına geldiği zaman yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ellerini sabah namazına kadar kaldırarak Cenab-ı Hak'tan niyazdan, duada, temenide bulunuyordu. Niçin? Ümmetinin af olunuşu için. Anide Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve yanında bulunan sahabe-i kiram Allah Resulü buyurdular ki başını kaldırdı, tebessüm etti. Ya Resulallah, fedâke ebi ve ümmi.
Ashab-ı Güzin peygamberi öyle seviyordu. Direkmen ya Muhammed demiyorlardı. Anamız babamız sana feda olsun ya Resulallah. Ne oldu tebessüm ediyorsun? Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ey ashabım elhamdülillah Rabbim bana müjdeyi verdi. Benim ümmetimin tamamı tevbe ettikten sonra af olunacak. Kul hakkı da dahil olmak üzere. Hocam nasıl olur? Şimdiye kadar hep böyle diyorlar. Kul hakkı olmaz, af olunmaz. Bir, tabi orada önemli bir şerh var. Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Kul hakkı da af olunacak. Niye? Sebebine gelince Allah yarın kıyamet gününde kulunu cennete affedip koymak istediği zaman üzerinde kul hakkı olunca o hakkı olanı çağıracak. Ey kulum, ben bu kulumu cennete koymak istiyorum ama senin üzerinde hakkı var. Hakkın var. Cennete şu nimeti senin hakkın karşılığında sana versem sen de hakkından vazgeçer misin? O kulun rızasını almak suretiyle kulların af olunacak müjdesi, evet, Müzdelife'de Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama verilmiştir. Ben onun için hep bunu söylüyorum. Hocalar hep böyle çıkar kürsülerde, evet, programlarda ne yaparlar? Milleti hep cehennemle korkuturlar. Halbuki ben de millete hep bu müjdeyi veriyorum. La taqnetu min rahmetillah. Allah Celle Celaluhu buyuruyor. Ey kendine israftan zulümde bulunan kullarım, günah işleyen kullarım ama yine de siz Allah'ın rahmetinden, benim rahmetimden umudunuzu kesmeyin. Son nefese kadar Allahu Teala tevbeleri kabul edeceği müjdesini veriyor. Ve nitekim nasıl Arafa dağında Hazreti Adem aleyhisselamın tevbesini kabul ettiyse inşallah son insan son nefesine kadar tevbe ettiği zaman ma lem yagargar, yani nefes boğaza dayanmadan önce kişi tevbe ederse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kişinin de tevbesinin kabul olunacak müjdesini veriyor. Evet değerli gönül dostlarım, ne yapılıyor? Arafat'tan Müzdelife'ye, Müzdelife'de de vakfe yapılıyor ve bu vakfe esnasında da küçücük taşlar, yani nohuttan küçük, mercimekten büyük de biz böyle tarif ederiz. Hüccac orada taşlarını toplar, Mina'da şeytanı taşlamak üzere. Kur'an-ı Kerim'de Allah öyle buyuruyor. وَلَا تَتَّبِعُ خُطُوَاتَ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّب۪ينَ Şeytana uymayın, o sizin en büyük düşmanınızdır. Sadece bizim değil, cennet itibariyle ilk insan Hazreti Adem aleyhisselam itibariyle baba düşmanıdır. Ki Adem aleyhisselamın da yasaklamış olduğu ağaçta yedirmeye teşvik eden de yine İblis aleyhilanetti. Onun için Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de وَلَا تَتَّبِعُ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّب۪ينَ Şeytana uymayın, o sizin en büyük düşmanınızdır. Hem baba düşmanı, son insana kadar bütün beşeriyetin düşmanıdır. İşte Hüccac bugün Arafa vakfesini yaptıktan sonra Müzdelife'ye gelecek ve Müzdelife'de de şeytanı taşlamak üzere taşlarını toplayacaklar ve Mina'ya, tabii ki bazıları saat 12'de mezhepten mezhebe görüş değişikliği vardır ve Maliki mezhebine göre 12 saat geçtikten sonra artık Hüccac Mina'ya doğru hareket edecek ve şeytanı taşlamaya gidecekler. Ve şeytanı taşlama esnasında o toplamış oldukları taşlarını parmaklarının ucunun arasına alarak ve rağmen li şeytan ve hizbihi demek suretiyle Hazreti İbrahim misali, Hazreti İsmail misali, Hazreti Hacer misali ne yapacaklar? Şeytanı taşıyacaklar. Her ne kadar ey melun, onun ifadesi, onun manası şudur. Her ne kadar bugüne kadar bizi hatalara sürüklediysen, her ne kadar bugüne kadar Allah'a isyana bizi teşvik ettiysen de bugün biz de burada Mina'da Hazreti İbrahim gibi, Hazreti İsmail gibi, Hacer anamız gibi Cenab-ı Hakk'a söz veriyoruz. Bundan sonra sana itibar etmeyeceğiz, dediklerini yapmayacağız, Rabbimize itaat edeceğiz. Onlar seni taşladıkları gibi biz de temsilen burada seni taşlıyoruz. Evet, Hüccac buradan Müzdelife'de de yine Mina'ya giderken şu sedalarla, telbiye sedalarıyla gidiyorlar. Lebbeyk Allahümme lebbeyk
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Cenab-ı Hak hacca giden bütün kardeşlerimizin haclarını makbul ve mebrur eylesin inşallah. Tabii ki Mina'da da taşlamayı yaptıktan sonra hacılarımız Kabe-i Muazzeme'ye varacaklar. Ziyaret tavafını da, yani Hacer-el-Esved'in köşesinde başlamak suretiyle 7 şart bir tavaf olur. Ve ziyaret tavaflarını da eda ettikten sonra Makam-ı İbrahim'in arkasında da yine ziyaret tavafının 2 rekat sünnet namazını kılarak oradan da zemzem suyunu içmek üzere zemzem kuyusunun başına gidecekler. Oradan da zemzemi içtikten sonraki Peygamber-i Rişan aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyorlar. Mâ u zemzem limâ şuribe lehu. Zemzem suyunu ne niyetine içerseniz o niyetiniz makbuldur diyor Peygamber-i Rişan aleyhissalatü vesselam. Dua ederek, zemzem suyunu içerek, Safa tepesinden başlayarak Safa ile Merve arasında da 7 defa gidip gelmek suretiyle Hüccac bugünkü işte Arafa'ya başlangıçla Mina Müzdelife ardında da ziyaret tavafı sa'yı yaptıktan sonra da tıraş olacaklar. Olduktan sonra da inşallah hacıların sınıfına girmiş. Haçları inşallah Cenab-ı Hak tarafında Allah makbul eylesin, mebrur eylesin. Ki Peygamber Rişan aleyhissalatü vesselam Efendimiz لَيْسَ لِلْحَجِّ الْمَبْرُولْ جَزَاءٌ اِلَى الْجَنَّةِ Makbul ve mebrur bir hacın mükafatı ancak ve ancak cennettir diyen Peygamber Rişan aleyhissalatü vesselam'dır. Evet değerli kardeşlerim, bugün Arafa olma hasabiyle programımızın başında Arafa ile başladık. Şimdi de yarın inşallah Allah nasip ederse Kurban Bayramı'na idrak etmiş olacağız. Evet, bundan dolayı da Kevser suresi bize kurbanın faziletini anlatmaktadır. Kevser suresinin tefsiriyle inşallah devam ediyoruz. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. İnne a'taynaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inne shani'aka huvel ebter. Kur'an-ı Kerim'in bir bölümü Mekke-i Mükerrem'de nazil olmuştur. Bir bölümü de Medine-i Münevver'de nazil olmuştur. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in ayetleri, sureleri bir kısmı Mekki'dir, bir kısmı da Medenidir. Yani Medine-i Münevver'de nazil olmuştur. Bir sure-i Ceylan'ın evet tefsirini yapmadan önce onun nüzul sebebi nedir onu bilmek lazım. Bu okuduğum sure-i Ceyla, Kevser suresi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün mescitten çıkarken As bin Vail adındaki bir münafık Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamla konuşuyordu. Yanına gelenler sen kimle konuştun diye sorduklarında o da ebter olan Muhammed'le, yani nesli ve soyu kesik olan Muhammed'le konuştum dediği zaman Peygamber bunu duymuş ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunun üzerine çokça üzülmüştü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu üzüntüyle evet oturmuş bir haldeydi, az bir uykuya dalmış. Aniden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tebessüm etmek suretiyle başını kaldırdı. Hemen Ashab-ı Güzin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tebessüm edince onlar da seviniyorlardı. Ya Resulallah, anamız babamız sana feda olsun, ne oldu, niçin tebessüm ediyorsun? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Nezele aleyye anifen hadihi sure. Bu sure ile bana nazil oldu. Onu okuyunca Cebrail ben de ondan dolayı sevindim. Sure ile şuydu. İnne a'tayna kel kevser. Ey Muhammed, biz sana Kevser'i verdik. Şehzade müfessirini şöyle diyor. Ve li kulli ayetin 60,000 ma'anin. Kur'an-ı Kerim'in her bir ayeti için 60,000 mana vardır. Evet, dolayısıyla hiçbir dilin tercümesiyle Kur'an-ı Kerim okumak suretiyle ibadet edilmez. Ancak orijinalini okumak suretiyle ibadet ediliyor. Çünkü neden? Sebebi şudur. Hiçbir dil Kur'an'ın tam tercümesi olamaz. İnne a'tayna kel kevser. Ey Muhammed, biz sana Kevser'i verdik. Kevser'in bir manası
cennetteki Kevser nehridir. Kazı Beydavi şöyle diyor: cennete bir nehir vardır. Ehle minel asel, baldan daha tatlıdır. Ve eşeddu biyaden minel leben, sütten daha aktır. Ve ebredu minel selci, kardan daha soğuktur. La yezme'u men şeribe minhu, bu nehirden içen artık ebedi bir şekilde susanmayacaktır. Sebebine gelince, inna a'tayna kel kevser, ey Muhammed biz sana Kevser suresini verdik. Yani öyle güzel bir nehri sana ikram ettik. Değerli kardeşlerim, kim Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama itibar eder ve Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın getirmiş olduğu şer'i Muhammedi tatbik ederse, onun sünnesi seniyesine itibar ederse, o Kevser nehrinde inşallah içecektir. Allah kana kana o Kevser nehrinde içmeyi hepimize nasip eylesin. İnşallah değerli gönül dostlarım, kısa bir aradan sonra evet birliğimiz, beraberliğimiz inşallah devam edecektir. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu daimen ebeden. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun değerli gönül dostlarım. Bundan sonra her cumartesi inşallah saat 20.30'da beraber olacağız. Saadet İdarem programında Kanal 5 ekranlarında beraber olacağız. Daha önce başka kanallarda program yaptım. İnşallah Allah'ın izniyle her cumartesi günü Kanal 5'te beraberliğimiz devam edecek inşallah. Bunu da duyurmak istedik canlı yayında. Bugün hariç bundan sonraki programlarımızda inşallah canlı telefonlar bağlantısı da olacak. Canlı bağlantılar da alarak sorularınızı cevaplandıracağız. Evet değerli kardeşlerim, yarınki günü yani bayram gününü anlatan, faziletini bize aktaran Süreyce ile İnna atayna kel kevser, Allah öyle buyurur: ey Muhammed ben sana Kevser'i verdim. Kevser'in bir manası Kevser nehridir. Cennetteki bir nehirdir. İkincisi ise qilem el meqamu mahmud, ey Muhammed sana makam-ı mahmudu verdik. Ezan-ı Muhammediye'nin ardında okuduğumuz el vesile vel fedile duasından da ne diyoruz? وَبْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذ۪ي وَعَدْتَهُ, ey Yüce Rabbim, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a vaat ettiğin o yüce makama onu ulaştır. İşte bir manası da budur. اِنَّا اَعْتَيْنَا كَالْكَوْثَرِ, ey Muhammed sana o makam-ı mahmudu verdik. Allah Resulü buyurur ki Aleyhisselatü Vesselam, kim namazların ardında bana el vesile vel fedile duasını okursa, o yarın kıyamet gününde benim şefaatime nail olacaktır. Bir manası da şudur: وَقِيلَ خُلْقٌ حَسَنٌ اِنَّ اَعْتَيْنَا كَالْكَوْثَرٌ, bir manası da ey Muhammed biz sana evet güzel ahlakı verdik. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de Cenab-ı Hak öyle buyuruyor: وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُوقٍ عَظِيمٍ, ey Muhammed sen en büyük bir ahlak üzeresin. Allah yüce peygamberini, Hazreti Muhammed'in Mustafa aleyhissalatu vesselam'ı vasıflandırırken onu güzel ahlakla vasıflandırıyor. Evet, اِنَّ اَعْتَيْنَكَ الْكَوْسَرٌ, bir manası da ey Muhammed sana o güzel ahlakı verdik. Bir manası da evladuhu ve ittiba'uhu, ey Muhammed biz sana Hazreti Hasan ve Hüseyin'in neslinden kıyamete kadar devam edecek ehli beyti verdik. Ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde de inni terektu lekum şey'eyni in istemsektum bihime len tadille ebeda, kitabullah ve sünneti nebi. Ey ümmetim ben size iki şeyi bıraktım. Ona sarıldığınız müddetçe dellete sapmazsınız. Birincisi Kur'an-ı Kerim, ikincisi de benim sünnetim. Hemen buna mukabil diğer bir hadis-i şerifte de Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam yine veda hacında, yine Arafa vakfasında şöyle buyuruyor: İnni terektu lekum şey'eyni
İn istemsektum bihime lan tadille ebeda kitabullah ve itreti. Yani ehl-i beyti, ey ümmetim ben size iki şeyi bırakıyorum. Birincisi Hazreti Kur'an, ikincisi de benim ehl-i beytimi bırakıyorum. Bu iki şeye sarıldığınız müddetçe dellete sapmazsınız. İşte bir manası da Kevser suresinin bir manası da ey Muhammed ehl-i beyti sana verdik. Ve kîle ulemâ-u ümmetihi, bazı müfessirinler de bu ayeti celleyi tefsir edince inne a'taynâkel kevser, ey Muhammed biz sana ümmetinin içerisinde alimler verdik. Onun için Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam ulema ümmeti ke enbiya u beni İsrail, benim ümmetimin alimlerin derecesi beni İsrail kavminin peygamberlerin derecesi kadardır buyurmak suretiyle ulemanın alimlerin derecesini Peygamberimiz böylece evet bize müjde veriyor. Ve kîle el Kur'anul azim inne a'taynâkel kevser, ey Muhammed biz sana Kur'an-ı Kerim'i verdik. En büyük mucize Kur'an'dır. Evet, Fatiha suresinden başlamak suretiyle Nas suresinde biten bu Kur'an Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e verilen en büyük mucizedir. وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُب۪ينٍ. Allah öyle buyuruyor. Kullarına sesleniyor, bize sesleniyor. Kuru veya neyi arasanız Kur'an-ı Kerim'in içerisinde mevcuttur. Bütün ilimlerin kaynağı ve bütün semavi dinlerin tamamının içeriği, manası, inen bütün semavi kitapların manası da Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. İşte bu en büyük bir mucizedir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'e temessük eden ümmetinden eylesin. Onun için Kur'an bize sesleniyor değerli gönül dostlarım. وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Hepiniz birlikte Allah'ın ipine, Kur'an'a sarılın, birbirinizden ayrılmayın, parçalanmayın diye Kur'an bizi uyarıyor. Allah bizi uyarıyor. Onun mübelliği, Sadık'ın mesduk, Hazreti Muhammed'in Mustafa aleyhissalatü vesselam bizi uyarıyor. Hele hele bugünümüz için de çok önemli bir mesaj içeriği olan bu ayeti kerimeyi sıkça tekrarlamak lazım. Evet, hep birlikte Allah'ın ipine sarılalım. Kur'an-ı Azimüşşan'a sarılalım. وَلَا تَفَرَّقُوا. Ayrılmayın, parçalamayın. Evet, bu Kur'an'a sarıldığımız müddetçe bütün sıkıntılarımızı giderebilir, bütün dertlerimizin devasını, ilacını, tedavisini bulabiliriz. وَقِيلَ شَفَاعَةُ الْكُبْرَى اِنَّا اَعْتَيْنَاكَ الْكَوْثَرِمْ. Bir manası da ey Muhammed biz sana büyük şefaati verdik. Yarın mahşer gününde Kur'an ifadesiyle يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ وَاُمِّهِ وَاَب۪يهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَن۪يهِ لِكُلِّ اِمْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْن۪ي ile ahir ayet. Allah öyle buyuruyor. Mahşer günü öyle bir gün ki değerli kardeşlerim, herkes kendi nefsiyle meşguldür. يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ kardeşinden kaçıyor. Ve ümmihi anasını bırakıp kaçıyor. Ve ebihi babasından ve sahibeti eşinden veya arkadaşından. لِكُلِّ اِمْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْن۪ي. Aynı Arafat da onun bir provasıdır. Mahşerin bir provasıdır. Bugün herkes kendi derdiyle dert vardır. Herkes orada aynen mahşeri temsil ediyor. O Arafat dağı. لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَر۪يكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَر۪يكَ لَكَ. İşte o mahşeri bir provadır. Hem müminlerin bir gövde gösterisidir Arafat. Ama bunu yanı sıra yarın mahşer gününde de aynen böyle toplanacak. Bütün insanlık bir sahrada toplanacak. Herkes kendi derdiyle meşgul iken yine o Zat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselamın bir derdi vardır. O secdelere kapanıp ümmeti, ümmeti diyecek. İrfa ra'sek ya Muhammed. Başını kaldır, ne istesen sana vereceğim. İşte Hazreti Peygamber değerli gönül dostlarım o gün büyük şefaatle şefaat edecektir. Allah hepimizi Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamın şefaatine nail eylesin. Ben sohbetlerimde de
Cuma vaazlarımda da öyle dile getiriyorum. Ya Rabbi bizi bize bırakma, bizi bizim amelimize bırakma. Lütfünle, kereminle, Habibi Edib'in, Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatiyle bizi cennetine dahil eyle. Evet değerli gönül dostlarım, bizi izleyen kardeşlerimizi de Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine nail eyle diye dua ediyoruz. İnne ateyne kel-kevser'in çok geniş manaları vardır. Ama tabii ki elbette değerli gönül dostlarım özet gitmemiz lazım. Fasalli li rabbike venhar. Ey Habibi Edib'im, bütün sana vermiş olduğum bu nimetlerin karşısında fasalli, Rabbin için namaz kıl, venhar, kurban kes. Kurban kesme işte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu ayetin sırrınca Peygamberin zatına farz oldu. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin görüşüne göre de bu ayetin zimnine göre Hanefi mezhebinde olan kardeşlerimizin yarın kurban kesmeleri nedir? Vacip olmuştur. Şafii mezhebine göre kurban kesmek nedir? Sünnet-i müekkededir. Sünnet Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bizzati işlediği fiiller, söylemler ve Peygamberimize bir şey sorulduğu zaman evet veya hayır cevabını vermeyip sükut ettiği şeyler de bizim için, Peygamberin ümmeti için sünnettir. Evet, yarın işte kurban kesmek bütün müminlerin üzerine Hanefi mezhebine göre vacip, Şafii mezhebine göre de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sünnetidir. Bu ibadet değerli günün dostlarım sadece bizlere Hazreti Peygamber'in sünneti değil, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın da sünnetidir. Çünkü İbrahim Aleyhisselam Allahu Teala'ya şöyle bir adakta bulunuyor. Ya Rabbi diyor, eğer benim bir oğlum olursa, evladım olursa onu senin yolunda kurban edeceğim. Rabbi hebli mine salihin. Bana salih bir evlat ya Rabbi ihsan eyle diye İbrahim Aleyhisselam, değerli günün dostlarım, Mina'da işte onun için kurbanlar kesiliyor. Onun için Hüccac orada kurban kesiyor. Ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam da Rabbine adamış olduğunu adayını Mina'da kesmiştir. O şöyle diyordu İbrahim Aleyhisselam, Rabbi hebli mine salihin, ya Rabbi bana salih bir evlat ihsan eyle. Bazen evlat istiyoruz ama salih demiyoruz. Demek ki bu ayeti kerimenin mesajında şu anlaşılıyor. Evlat istediğimiz zaman da İbrahim Aleyhisselam'ın misali gibi ya Rabbi salih evlatlar bana ver diye dua etmektir. Etmek gerekiyor. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. Allah-u Teala elbette İbrahim Aleyhisselam'a halili demiştir, dostu demiştir. Her bir peygambere bir ünvan vermiştir. Hazreti İbrahim'e Halili demiş, yani dostum. Hazreti Musa Aleyhisselam'a Kelimullah ünvanı verilmiş. Allah'la çok konuşan peygamber. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ise Habibi demiştir, sevgilim demiştir. Allah o kadar Muhammed'i seviyor Aleyhisselatü Vesselam'ı. Peygamberlerin duası red olunmaz. Allah İbrahim Aleyhisselam'ın duasını kabul ediyor. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. Ona halim, evet yumuşak huylu bir oğul, yani İsmail Aleyhisselam'ı Allah müjdeliyor. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ اِنِّي اَرَى فِي الْمَنَامِ اَنِّي اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى İlâ âhirü l-âyet. Sadakallahul azim. Hazreti İbrahim Aleyhisselam uzun zaman arada geçtikten sonra rivayetlerde öyle rivayet olunuyor ki 3 defa aynı rüyayı görüyor. İsmail Aleyhisselam'ı kurban ettiğini görüyor. Hemen hatırlıyor, benim Allah'a olan bir vaadim vardı. Bir vaadim vardı, o vaadimi yerine getirmem lazım. Hacer anamıza, ey Hacer, İsmail'i hazırla. Evet, benim bir görevim var, onu yapmak üzere İsmail'i götürmem lazım. Evet, Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı Hacer anamız hazırlıyor, saçını tarıyor, güzel elbiseler giydiriyor. İbrahim Aleyhisselam'ın önünde oynaya oynaya ama bir şeyden de haberi olmadan gidiyor. Bu arada şeytan yine görevini yapacak ya, işte Mina'da şeytan taşlamanın sebebi buydu. Hemen Hacer anamıza giderek, ey Hacer biliyor musun İbrahim İsmail'i nereye götürüyor? Nereye götürüyor ey mel'un? Onu kesmeye götürüyor. Nasıl olur? Elindeki bıçağı ve ipi görmedin mi?
Onu işte kesmeye götürüyor. Hacer anamız şu cevabı veriyor. Eğer Allah İbrahim'e emrettiyse bir İsmail'i değil, bin İsmail Allah'ın yoluna feda olsun demek suretiyle, bir yerden taş almak suretiyle, rağmen li şeytan ve hizbihi demek suretiyle şeytanı kovalıyor. Ondan mededini kesen şeytan bu sefer kime gidiyor? İsmail'e gidiyor derken, kısa bir aradan sonra inşallah bütün hızıyla Saadet Darin programımız devam edecektir inşallah. Bizden ayrılmayın diyoruz. Allah'ı ve berekatuhu daimen ebeden. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Değerli günün dostlarım, inşallah her cumartesi saat 20.30'da, cumartesi günleri Kanal 5 ekranlarında beraber olacağız inşallah. Kevser suresi dedik. İnne a'tayne kel kevser. Ey Muhammed, sana Kevser'i verdim. Fasalli li rabbike venhar. Bunun mukabilinde bu kadar nimet sana verdim. Bu nimetlerin karşılığında namaz kıl ve kurbanı kes. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ve le in şekertum le ezidennekum. Eğer vermiş olduğum nimetlerimin karşılığında şükrünüzü ifa ederseniz daha çok nimetlerle, inamlarla size ikramda bulunurum. Dolayısıyla Allah bu kadar nimetin karşılığında Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın şükrünü ifa etmesini emrediyor. Fasalli, ey Muhammed, Rabbin için namaz kıl, venher, kurban kes. Dolayısıyla yarın bütün müminler böyle düşünecek. Bu kestiğim kurban Hazreti İbrahim'in kestiği gibi, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın kestiği gibi Allah rızası için ben bu kurbanımı kesiyorum. Mana, innemel a'malu bin niyati, ameller niyete göredir. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyorlar. Ki aleyhissalatü vesselam bu bağlamda şöyle buyuruyor. Men harace min beytihi ile şirail adhiyeti. Şu anda da gösteriliyor ya programda. Kim evinde kurbanı kesmek için, kurban almak için yola çıkarsa Allah Resulü şöyle buyuruyor. Lehu bi kulli hutvetin aşru hasenatin. Atacağı evinden çıkmak suretiyle kurban almaya gidince attığı her bir adımına karşı Allah ona 10 mükafat verecektir. Ve meha anhu aşru sayyiatin. Attığı her bir adımına karşı Allah onun 10 günahını silecektir. Ve rufi'a lehu aşrun mined derecati. 10 derece de ona verilecektir. Her bir adımına karşılık kurban almaya giden bir müminin aldığı mükafat, yani 1'e 30 mükafat almaktadır. Yani her bir adımına karşı 10 mükafat veriliyor, 10 günah siliniyor ve 10 derecesi de artıyor. Bunun devamından da lehu bi kulli dirhamin seb'umiyetun hasenetun, yani kurbanı satın aldıktan sonra verdiği paranın da her bir lirasına karşı Allah 700 mükafat vermektedir. O pazarlık yaptığı esnada sarf ettiği, telaffuz ettiği cümleler, kelimeler her birisi onun için birer tesbih, birer zikir, birer tehlil hükmünde mükafat getirecek diyor Peygamber İslam aleyhissalatu vesselam. Ve izâ turihâ alel erdi yurid zabhuhâ estağfir lehu kullu halqu min mevdu'iha ila erdi sâbi'a. Ve o hayvanı getirip kesmek üzere sol tarafı üzerine kıbleye doğru yatırdığı zaman yerden 7 semaya kadar, çünkü Kur'an öyle diyor. Ellezî halaka seb'a semavâtin tibaka. Gökyüzü 7 tabaka halinde yaratmıştır. Müfessirin yorum yaparken her bir tabakanın kalınlığı 500 senelik mesafe, 2 semavatın arasındaki boşluk aynı şekilde arşi alaya kadar böyle tarif edilmektedir. İşte yerden arşi alaya kadar ne kadar melaike varsa o kurban kesenler için dua ediyorlar. Ya Rabbi bu kulunu affeyle, ya Rabbi bu kulunu mağfiret eyle diye melekler dua ve niyazda bulunuyor.
Meleklerin duası da değerli günün dostlarım asla ve asla red olunmaz. Cenab-ı Hakk'ın yanında kabule şayandır. Onun için yarın kurbanlarımızı keseceğimiz zaman bu şuurla keselim. Melekler yerden ve semaya kadar bizim için dua ediyor. Çünkü İbrahim aleyhisselam İsmail'i götürünce annesinden bir fayda göremeyince bu sefer İsmail'e gitti. Ey İsmail, İbrahim seni nereye götürüyor? Baban seni nereye götürüyor biliyor musun? Ey iblis nereye götürüyor? Seni kesmeye götürüyor. Nasıl olur bir baba evladını keser mi der önce? Evet, elindeki bıçak, elindeki ip onun işaretidir. Hazreti İsmail aleyhisselam da yerden bir taş alarak "Eûzu billahi mineşşeytanirracim" rağmen li şeytan ve hizbihi demek suretiyle o da şeytanı taşlıyor. Ey mel'un, eğer Rabbim emrettiyse, benim babam da beni kesmeye götürüyorsa, bir İsmail'in bir başı değil, bin başı Allah yolunda feda olsun demek suretiyle o da şeytanı kovalıyor. En son şeytan medet bulamayınca Hacer'den bir cevap alamadı, İsmail'den müsbet bir cevap alamayınca kovulunca İbrahim aleyhisselama geldi. Ey İbrahim, görmüyor musun İsmail ne güzel bir evlat? Bu evlada nasıl bir baba kıyabilir? Ciğer parasını nasıl kesebilir? Demek suretiyle İbrahim aleyhisselamı iknaya çalıştı. İbrahim aleyhisselam da Allah'ın haliliydi. Halilik unvanını almış. 124 bin peygamber zişanın içerisinde ulul azım olan 5 büyük peygamberden birisiydi. Allah ona halilim demişti, dostum demişti. Halil halile karşı yanlışlık yapar mı? O da yerden bir taş alarak bir İsmail değil, Allah'ın emri olduktan sonra bin İsmail, bin İbrahim Allah yoluna feda olsun demek suretiyle Mina'ya doğru hareket ettiler. Mina'ya yakın bir tepe başında Hazreti İbrahim aleyhisselam İsmail'in ellerini ve ayaklarını bağlayarak yan üstlerde yatırınca İsmail şöyle dedi: "Babacığım, kendini koru. Benim kanım senin üzerine sıçramasın. Annem görüp de üzülmesin. Babacığım, senden bir isteğim daha var." diyordu İsmail aleyhisselam. "Nedir İsmail?" "Ne olur ellerimi ve ayaklarımı bağlama. Böyle bağlayınca ben kendimi şöyle hissediyorum. Sanki ben istemiyorum, beni zorla kesiyorsun. Elimi ve ayaklarımı aç. Rabbim İsmail'in kendi emrine boyun eğdiğini görsün. O da rıza gösterdiğimi bilsin. O şekilde Allah'a gitmek istiyorum. Söz veriyorum elimi ve ayaklarımı. Evet ya İbrahim babacığım, sallamayacağım, sana eziyet vermeyeceğim." diyordu. Bu manzarayı seyreden semada ve yerdeki bütün melekler bu manzarayı görünce Hazreti İbrahim aleyhisselam "Bismillahi Allahu Ekber" demek suretiyle bıçağı boğazlamaya getirince kesemiyor. Melekler bu manzarayı görüyor. Cibril-i Emin aleyhisselam cennete bir koçu getiriyor. Ayet-i kerimede de Allah öyle buyuruyor: "İnna vefedeynahu bizebhin azim." Biz İsmail'in yerine cennete bir koçu Cibril-i Emin aleyhisselamın vasıtasıyla götürdük. Onun bedeliydi. Melekler de bu manzarayı görünce İsmail aleyhisselam, İbrahim aleyhisselamın arasında geçen bu konuşmayı görünce işte o gün bu tekbir orada icat edildi. Hep birlikte Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah. Vallahu ekber, Allahu ekber ve lillahil hamd. Bu manzarayı seyreden yerde ve gökte bütün melekler orada tekbirlerle, evet tehlillerle onları seyredip bu şekilde Cenab-ı Hakk'ı zikrettiler. O gün, bugün ve kıyamete kadar bütün müminler işte bayramın Arafa gününde başlamak üzere 3. günü ikindi namazına kadar teşrik tekbirleri diyoruz ya, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Vallahu Ekber, Allahu Ekber, Velillahilhamd demek suretiyle tekbirler getiriliyor. Bu tekbirler de vaciptir. Bunlar da namazın ardında
Mutlaka değerli kardeşlerim, unutmamaya gayret edelim. Evet, bu güzel manzara Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim'in kurbanını kabul ettiği gibi Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz de kurban kesince iki koçu keserdi. Birini kendi yerine, birini de ümmetinde kesemeyeceklerin yerine keserdi. Fakir kardeşlerimiz de üzülmesin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o görevi yapmıştır. Kâle aleyhisselam ennehu kâli Âişete, ya Âişete kavvimi edhiyeteki. Ey Ayşe, diyordu Peygamber İslam aleyhissalatü vesselam. Evet, kurbanı seçerken en iyisini, en kuvvetlisini, en güzelini seçmeye çalış. Ve teşhedi biha, ey Ayşe, orada sen de bulun. Fe inne leki bi evveli kıtretin taktiru min demmiha alel erdi en yagfirullaha ta'ala ma salafe min zunubiki. Çünkü ilk damlanın kesince, ilk kan damlasının yere dökülmesiyle Allah inşallah seni ona bağışlar, bütün günahlarını affeder. Kurban ibadeti yerine getirmek müminin günahlarının affına vesile olacağını da bu hadis-i şerifin mesajından anlıyoruz. Ve kâletil Âişetu, ya Resûlallah fedâke ebî ve ümmî, elene hâseten emlil mu'minine âmeten. Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü, bu sadece bizim için geçerli yoksa bütün müminler için mi geçerlidir diye sorduğunda Allah Resulü şu cevabı veriyordu aleyhissalatü vesselam. Velil lene velil mu'minine amme. Ey Ayşe, bu bizim ve bütün ümmetimiz için geçerlidir. Yani Hazreti Ayşe'nin nasıl günahları af olunacaksa bizlerin de günahları af olunacak müjdesi bu hadis-i şerifte verilmiştir. Cenab-ı Hak ibadetlerimizi makbul eylesin dergah-ı izzetinde, kurbanlarımızı makbul eylesin. Evet, niyetlerimizi halisana eylesin. Değerli kardeşlerim, yarın mahşer gününde Hazreti Ali Keremallahu Vecehu buyuruyor. An Enes ve an Ali radıyallahu anhuma kâle. Hazreti Enes ve Hazreti Ali'yi dinleyelim. Şöyle buyuruyorlar. Kâle Nebiyyü aleyhisselam. Allah Resulü şöyle buyurmuştur. İzâ huşirel mu'minûne min kubûrihim. Yarın mahşer gününde müminler kabirlerinden kalkıp mahşere gidecekleri zaman Allah meleklerine şöyle seslenecek. Yekulullahu subhanehu ve teâlâ ya melâiketi. Ey meleklerim, la temşu ibadi râciline. Ey meleklerim, kullarımı yayan yürütmeyin, mahşere yürüyerek gitmesinler. Çünkü benim kullarım, evet, alışmışlar, binmeye alışmışlar. Fe innehum a'tadur rukube fid dünya. Onlar dünyadayken, hayatta iken de onlar hep binmeye alışmışlardır. İlk başta onlar anaların rahminde, evet, binek olarak kullandılar. Ondan sonra da dünyaya gelince anaların kucakları onlar için bir binek yeri oldu. Daha sonra büyüyünce, diyor Peygamber İslam aleyhissalatü vesselam, babaların boynuna binmek suretiyle yürüdüler. Daha sonra büyüyünce de benim kullarım denizde gemilerle, karada ise o gün develerle, atlarla, bugün işte çeşitli arabalarla onlar hep binmeye alıştılar. Evet, ey meleklerim diyecek Cenab-ı Hak mahşerde, benim bu kullarımı hep binmeye alıştırdım. Onları yürüyerek mahşere götürmeyin. Onların kesmiş oldukları kurbanlarını getirin ve o kurbanlarına binsinler. O kurbanlarıyla mahşere yürüsünler. Evet, kurbanlar getirilecek. Keseceğimiz kurbanlarımız yarın mahşer gününde bizim bineğimiz olacak. O kurbanlarımızı keserken şöyle dua etmeyi de, şu ayeti de okumayı unutmayalım. İnne salati ve nusuki ve mehyaye ve memati lillahi rabbil alemin. Evet, şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamım da, ölümüm de alemlerin Rabbi olan Hazreti Allah içindir demek suretiyle Bismillahi Allahu Ekber diyerek kurbanımızı inşallah keselim. Cenab-ı Hak keseceğimiz kurbanlarımızı dergah-ı izzetinde kabul ve karin eylesin. İnşallah programlarımızda adet haline getirelim. Kapanışı da öyle sevgili yönetmenim işaret veriyor. İnşallah bir dua ile tamamlamaya çalışalım. Amin. Arafa günü dualar makbuldur. Kim Arafa günü oruç tutarsa iki senenin de günahlarına kefarettir. Bugün Hüccac Arafa Dağı'nda dua ediyor.
Bugün Hüccaç değerli gönül dostlarım, ekranları başlarında bizi izleyen kardeşlerim. Evet, bugün Hüccaç Müzdelife'de dua edecek. Çünkü Peygamber Nişan Aleyhisselatü Vesselam orada dua etmiştir. Evet, Müzdelife'de Hazreti Peygamber bizim için dua etmiştir. Bugün Hüccaç dua ediyor. Cenab-ı Hak o Arafat'ta dua eden Hüccac'ın duasına bizleri nail eylesin. Onların dualarını makbul eylesin. Onların haclarını mebrur ve makbul eylesin. Ve bizleri de onların dualarına nail eylesin. Amin diyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena ya Rabbena, Allahümme bi hürmeti yevmil arafa ve bi hürmeti esmaikel husna ve bi hürmeti habibike Muhammedin Mustafa nes'eluke imanen kamila ve amelen saliha ve kalben haşi'a ve lisanen zakira ve tevbeten nesuha ve şifaen li emradina ve kadaen li havaicina ve akdi duyunana. Allahümme nes'eluke işe su'ada ve mevte şuhada ve mirafıkatel enbiya ve nesr على الأعداء تب علينا تب علينا يا ربي o Hüccac'ın dualarına da bizleri de nail eyle ve dualarımızı kabul eyle. Hüccac'ın da haclarını makbul ve mebrur eyle. Onları da sağ salim bir şekilde memleketlerine dönmeyi nasip eyle. Onların telbiye ile tekbirle noktalayalım inşallah. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, vallahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahilhamd velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Amin.